Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş. Bugün peniste sonradan oluşan, penis eğriliğine yol açan perione hastalığı ile ilgili konuşacağız. İki video çekeceğim. Bir tanesi hastalık nedir, neler yapar, ikincisinde de tedavide neler yaparız diye. Şimdi bunu daha önce bahsetmiştim. Penisin içinde iki adet tüp vardı ve bunlar genişliyordu. Tabii bunlar genişlerken, bu kanallar dolarken etrafında bu kanalların etrafında elastik bir zar vardır. İşte peroni dediğimiz hastalık, yani bu zarın kireçlenmesi diye söyleyebiliriz. Öncelikle küçük bir şekilde bir plak oluşumuyla başlar. Sonra bu giderek büyüyebilir ve sonuçta da bu şekilde plak oluşabilir. Tabii bu plak oluştuğu zaman bu zarın elastikiyeti kaybolduğu için bu bölgenin genişlemesi olmayacaktır. Ya da bu bölgeye kan dolumu yeteri kadar genişleme yaratmayacaktır. O zaman da şöyle olur, iki şey olur. Hastanın ilk dönemlerinde burada ağrı oluşabilir. Daha ileriki dönemlerde penis genişleyemediği bu bölgeye doğru eğrilebilir ve aynı zamanda tabii ki bu bölgeye dolamayacağı için kan, bu bölgeye kan dolamayacağı için sertleşme bozukluğu olabilir. Perioni hastalığının aslında sebebini biz net olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla bazı şeyler söyleniyor bununla ilgili. En çok söylenen teoriler mikro travmalar. Yani zaman içinde penise küçük küçük travmalar. Bunlar cinsel ilişki sırasında oluşabilir. Daha sonra oluşmuş olabilir. Küçükken, bebekken çarpmalar olabilir. Çocukken çarpmalar olabilir. Birçok şey söyleniyor. Ama gerçekten tam olarak nedeni bilinmiyor. Her 100 erkeğin 3'ünde gözükebilir. En çok 55 ile 60 yaş arasında gözüküyor. Gençlerde de çok sık gözüküyor ama gençlerde özellikle biz görmek istemiyoruz. Çünkü gençlerde biraz daha agresif ilerliyor. Yani plaklar daha büyük oluyor. Eğrilikler ve sertleşme bozuklukları daha çok gözüküyor. Ama en çok 55 ile 60 yaş arasında gözüküyor. Burada hastalığı ikiye ayırmak lazım. İlk bir yıl, yani hastalık oluştuktan sonra, plak oluştuktan sonraki bir yıl ve oluşmadan ve daha sonraki bir yıl. Çünkü İlk bir yıl oldukça önemli. Bu dönemde plağı tespit edebilirsek ya da farkına varırsak plağın büyümesini bir yere kadar engelleyebiliyoruz. Plak oluştu, elimize geliyor, ağrımız var ama hiçbir şey yapmıyoruz. %3 oranında kendinden geçme var. Yani hiçbir şey yapılmazsa %3 oranında 100 erkeğin 3'ünde kendinden geçiyor. %47 oranında ilk çıktığı gibi kalıyor. Yani ilk bir yıldaki gibi kalıyor. Ama hastaların %53'ünde plak ilerliyor, peniste erilikler başlıyor ve sertleşme bozukluğu başlıyor. Bir sonraki videomuzda perion hastalığının tedavisinden bahsedeceğim. Teşekkür ederim.